AKP-MHP iktidarının gelen seçimlerde rüzgarının da arkasına alarak kazanmak için devletin tüm imkanlarını kullanarak yükselmesine rağmen yerel seçimlerde halkın iradesini gasp ederek karşı hep birlikte faşizme karşı demokratik kadın özgürlükçü ekoloji yerel yönetimlerin iradesini açığa çıkarmanın heyecanını ve coşkusuyla 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. AKP-MHP faşistin iktidarını yürüttüğü cinsiyetçi, milliyetçi, emek düşmanının politikalarıyla sınıfsal eşitsizliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğini de derinleştiriyor. Kadın emeğiyle yürütülen hane, işçi, iş, bakım yükü artıyor. Savaş ve öğretim maliyetini artırarak emek sömürüsünü de arttığını geçimlik ekonomi sürdürebiliyor. Tüm işsizlik türlerinin içinde kadın işsizliğin 32.9 ile yüksel oranlarda seyrediliyor. Kadınların bir yanda işsizliği, bir yanda esnek çalışma biçimleri ve güvensizliğinin hedefi haline geliyor. Ataerkil kapitalizm cinsiyetçi politikalara esnek, yarı zamanlı, güvensizce çalışma dayatarak emek sömürüsünü derinleştiriyor. Koşullarda ücretsiz, ücretli, ücretsiz emek sürecinde kadınlar olarak emeğe kar ve sömürü aracını olmaktan çıkarılıp kolektif emekle doğal ile uyumlu toplumsal ihtiyaçları karşılamasını esas alan hatta emeği özgürleşeceğine olan inancımızla 1 Mayıs'ta alanda olacağız. Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. AKP iktidarın olduğu süre içerisinde kadın cinsiyetlerin azaldığı tek yıl İstanbul Sözleşmenin imzaladığı 2011 yılının olmasına rağmen tek gecede feshedildi. İstanbul Sözleşmesi ile birlikte 6.284'ün tartışmaya çalışan fakat üzerinde yürüyen kadın kazanımlarının saldırılara kadınların erkeğe kutsal aile mahkum etmeyi hedefliyor. Kadınlar ayrılmak istediklerinde, çalışmak istediklerinde, kendi hayatlarına dair karar aldıklarında erkek şiddetini hedef haline geliyor. Erkek yargı cezasızlık politikalarıyla erkeğin yanında hizaya girerek kadın katillerinin tarih indirimleriyle ile en az cezayı verirken tacizci ve tecavüzlerin serbest bırakıyor. Tüm bu saldırılar karşısında erkek devlet şiddetine karşı en güçlü duruş erkek devlet aklıyla oluşturulan sözleşmelerin ve anayasaları değil, sözü savunmamızı olacaktır. Bizler TEJA olarak başta Kürt sorunu olmak üzere bütün toplumsal sorunların demokratik, ekoloji, kadın özgürlükçü paradigmayla çözüleceğine inanıyoruz. Bugün adalet nöbeti tutan barışhanelerin Galatasaray Meydanı'nda terk etmeyen cumartesihanelerin tek başına AKP tanımazlığa karşı adalet arayışını ısrar eden Emine Şen Yaşar Anay'ın emeğini görmezden geldiği yerde yürüttükleri eşitsizlik, emek ve hakikate karşı da selamlayarak 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Türkiye'nin en çok siyasi tutsağı bulunduğu ülkelerden biri, baskı ve zor politikalarıyla özgürlük ellerinden alınan tecride karşı özgürlük mücadelesini yürüten, başta hasta tutsaklar olmak üzere düşmanca politikalar cezaevlerinde tutulan ve her türlü hukuksuzluğa rağmen içeride de dışarıda da derin direnmeye devam eden bütün direnişçi kadınlar o kapatılma
mekanların çıkarılmaya kadar mücadele edeceği sözüyle 1 Mayıs'ta olacağız.